Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Kanalımıza abonelik ücretsiz. Üyelik ise sadece 10 TL. Fakat üyeliğin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda da birçok güzel işte yer alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunu size bırakıyorum. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir seçim gerçekleşti. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi seçildi. Yönetim kurulu listesi ise 209 oyun 133'ünü alarak artık yasalaştı. Yani e, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu arkadaşlar. İnşallah Türk Futbolu için hayırlısı olur. Ali Koç Başkanımız biliyorsunuz bazı çekingelerinin olduğunu belirtmişti. Ve bu çekingelerden dolayı da ortaya bir tepki koymuştu. Bu tepkiden sonra da Mehmet Büyükekşi aslında bir nevi geri adım atmak zorunda kaldı. İki tane ismi şart koşmuştuk. Hani bu isimler olmasın diye hatta siyasi bir tehdit mi şantaj mı bir şey falan filan konuşuluyordu. Ben bilmiyorum. Tam aklımda değil ama. Bizim... Olmasın dediğimiz iki isim Servet ve Hacı Kerim miymiş neymiş e, bu iki isim listeden çıkarılmış. Yani bu şekilde olması iyi oldu. En azından Cumhurbaşkanı'nın ismi de e, bu tip işlere karışmamış oldu. Lake of Tears hesabı da diyor ki TFF'de Mustafa Hacı Kerim oğlu ve Servet yardımcı defteri kapandı. Güvenlik kamerasına dahi ağlamalarına deli gibi çırpınmalarına rağmen... Sezona hezimetle giriyorlar. Vakıf Bank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstün Salih'in bir süre üzüntüden evinden çıkamayacağını düşünüyorum demiş. Ee, i̇nanın şahısların anıkkında hiçbir bilgim yok. Fakat benim Mehmet Büyükekşi'nin birkaç cümlesine çok takıldığımı belirtirim. İlk takıldığım noktası rezervlik. 2022-2023 sezondan itibaren rezervligi hayata geçirmek istiyoruz demiş. Yani rezerv ligin olması yayıncı kuruluşu etkiler diye korkuyorlar muhtemelen ama bence Türk futbolunu geliştirir eğer doğru uygularsanız. Bu bir. ikinci takıldığım nokta disiplin kurulu ve tahkim kurulu. Bu ikisini değiştiremiyorum ama seçilirsem teşekkür konuşmamda istifa etmelerini isteyeceğim. Bakın disiplin kurulu, tahkim kurulu, yani pfdk ve tahkim kurulu. Şimdi hepinizin malumu Fenerbahçe sahasına biri atlıyor hop 3 maç ceza. Galatasaray'da biri atlıyor hop 1 maç ceza. Beşiktaş'ta biri atlıyor hop hükmen yenilgi. Trabzon'da biri atlıyor hop maç başka şehirde oynansın. Bakın bu yarın bir gün döner. Şimdi ben burada Trabzon'a şuna buna laf sokmuyorum. Yarın bir gün döner bak yarın bir gün e, birileri de başka takımı kollar. Bu sefer dersiniz ki Aa, adaletsiz diye bak. Gelin net bir adalet olsun. Mutlak bir adalet olsun. Bizim istediğimiz bu. Diyor ki hakemlik altyapısını da iyi hazırlayacağız. Kriterleri iyi belirleyip şeffaf olacağız. Ödül ve ceza sistemini etkin bir şekilde kullanacağız. Ben bir öğretmen olduğum için öğretmenlik açısından söylüyorum. Ceza sistemi bizim ülke insanımıza ters. Ödül sistemi bizim insanımıza uygun. Hani şu çime basmayın dersen basarlar. Şu çime basmayan ödül var derseniz millet birbirinden yarışır. O ödülü ben alacağım diye. Bizim ülkemiz böyle. Topuk yayınlısı kampıyla ilgili de çeşitli sorular var. Arkadaşlar bakın normalde benim e, sizlere söylediğim duyum neydi? Dedim ki <laughs> 13'ünde takım top başım. Hafta sonuna kadar ben pazara kadar bekliyorum. <laughs> yani 17, 18, 19'una kadar. Belki 18'inde bir günlük e, izin verilebilir. 19'unda takım topuk yöresine gidecek. Normal şartlarda 3 Temmuz'a kadar 2 haftalık bir kamp süreci olacaktı Topuk Yaylası'nda. Altısı gibi hazırlık maçları başlayacak diyordum. 22'sinde hazırlık maçı falan filan diyorlar ama orada eğer hazırlık maçı olsa Topuk Yaylası'nda olur. Ya da onu da tekrar belirteyim. Ama şu an için resmi bir açıklama yok. Yani ne topuk yaylası iptal ne başka yere gidiyor işte Avusturya diyen var şu diyen bu, bu diye var. Ne iptal kararı var ne açıklama var ne tarih var. Ama e, Jorge Jesus'un bir paylaşımını atmışlar topuk yaylasını gezdiğine dair. Bu gerçek gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar merak etmeyin. Bütün tesislerimizden haberdar. Yani Jorge Jesus ismini getiriyorsun tesisleri tanıtmadan getireceksin. Bu saçma sapan bir olay. Hazırlık maçı demişken bizim 19 Temmuz'da bir maçımız var. Dinamo Kiev'li. Dinamo Kiev evet resmi maç yapmıyor ama 19 maçtır yenilmeyen bir takım. En son mağlubiyetini ise Jorge Jesus'un Benfica'sından almışlar. Yani karşımızdaki takımı çok küçümsüyorsunuz. Onu hatırlatayım. Arkadaşlar benim elimde hep kısa kısalar var. Şimdi direkt yardırıyorum. Ama önce bir uçak introsu vermem lazım. Şart çünkü. olarak savunmadan orta sahaya ortadan da forvete doğru gidelim. Ya Fenerbahçe'de gündem Yanis Hamaçi. Bu Yanis Hamaçi Portekiz'de oynayan sol bek arkadaşlar. ceza ee, Cezayirli miydi ya? Cezayirli olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet Cezayirli 22 yaşındaki Oavista'nın sol beki. 22 yaşında 13 Temmuz doğumlu. Eşitli Çekingeler var. Ama Fenerbahçe becerebilip alırsa ki Fransa Ligi'nde de oynamış bir Solbek'ten bahsediyoruz. Çok iyi gol katkısı, asist katkısı olan bir isim. Yani botoslama, e, ofans yapabileceğin bir Solbek gibi duruyor. Ama bir kez daha hatırlatayım. Yani transferi için 1 milyon euro bonservis bedeli yeter de artar şeklinde duyumum var. Ama inanasım gelmiyor. Size de zayıf duyum olarak vereyim. Siz ne diyorsunuz? Hani Marcelo konuşulurken, şu konuşulurken, bu konuşulurken. Ha Marcelo 34 değil de 30 yaşında olsa bunların hiçbirini konuşma. Hiçbirini dile getirmem. İkincisi orta sahaya geçelim artık. Fenerbahçe'de ana hedef William Carvalho. Bakın kim ne derse desin. Kralı da dese, soytarısı da dese, Periştağ da dese William Carvalho. Diyelim William Carvalho olmadı. Alternatifler. Mesela William Arao'yu yazmışlar. Ee, i̇şte Carvalho olmasa Fenerbahçe William Arao için duyum şey yapacak diye. Resmi teklifte bulunacak diye. Hangi Arao? Şu benim haziran başlamadan hani Bruno Henrique ile birlikte Arao Fenerbahçe'nin gündeminde dediğim Arao değil değil mi? Ya Flamengo'da olan. O değildir canım zannetmiyorum. Bir daha haziran başlamadan söylemiştik. Hani hem Arao hem e, Bruno Henrique Fenerbahçe'nin gündeminde diye. Gabi sonradan araya eklemiştim. Ama şunu söyleyeyim. bu e, bu Arao ismi Vitor şey Jorge Jesus'un düşündüğü üçüncü ya da dördüncü isim arkadaşlar. Yani oraya ilk iki tercih içinde değil. Bir numarası kesinlikle William Carvalho. Bakın William Carvalho'yu almak için belki de diğerlerini yem ediyor. Ben onu bilemem. Bunu siz bileceksiniz. Belki de William Carvalho'yu almak için diğer isimleri yeme diyor. Hani ilgi varmış gibi gösteriyor. Siz bilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle oraya bir topçu istediği net. Ve bizim istediğimiz diğer isimlerden bir tanesi João Mario'ydu. João Mario kulübünde devam edecek. Onu beklemeyin. Onun herhangi bir geleceği yok. Yani kesinlikle Mustafa Hocam sen söyledin. Vardır bir şey demeyin. Yok. Arao ismi 3 dördüncü tercih. Daha doğrusu dördüncü tercih. Çünkü üçüncü tercihsi beni tercih Vinicius Soğuzay'da. Şimdi Vinicius Soğuz olayda karışık. O karışıklığı da anlatayım size arkadaşlar. Bon servisinin %60'ı City Group'taymış Vinicius'un. O yüzden 9 milyon euro istemişler. Eğer 9 şey yapılırsa 5.4'ü City gruba gidecek. Kalanı öbür takıma geçecek. Öbür takım zaten ikincilik takım olduğu için zıplaya zıplaya bayram edecek vesaire vesaire. Şimdi ortada bir kararımız yok 1300 Souza ilgili. Ha, Fenerbahçe ciddi şekilde ilgileniyor. Eğer 3.5-4 rakamlarını kabul ederlerse almamamız imkansız. Çünkü William Carvalho ya da bundan bir ikisinden biri kesinlikle gelir o zaman. Eğer 3.5-4'e düşerler hatta bunu da taksitle ödememize okey derlerse %100 ikisinden biri gelir. Carvalho'da ya da Vinicius için. Ben daha da enteresanlaştım. Vinicius için 4.5 kabul edeceğine dair bir emare gösterseler emeni William Carvalho bitecek. Onu da söyleyeyim. Yani baktığınız zaman şu an William Aravo'ya gider mi 4. sıradaki ismi? Hemen hemen imkansız gibi bir şey. Şimdi João Mario 3. sıradaydı gerçi. O iptal olduğuna göre 4'teki uçak e kaymış oldu. Arao ama ben zannetmiyorum ne ara olacağını zannetmiyorum. Ben hatta Vinicius olacağını da zannetmiyorum. İş Carvalho'ya doğru gidiyor. Çünkü yıllık ücreti çok olan bir oyuncu. Betis elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'den 3.5 istemiş hocam. İster. 3.5 istediği 3.5 verecek bir durum yok. Ve hocam Pellegrini Carvalho'nun kalmasını istemiş ama. ister. Yani Haziran ayı içinde kararı vermesi istermiş. Bu size mantıklı geliyor mu ya? Ben Pellegrino olsam karar vermesini falan istemem. Gidiyorsun gitmiyorsun. Duruyorsun durmuyorsun derim. İş biter. Hani hocam işte William Carvalho Fenerbahçe'de 3,5 milyon euro istemiş. Bakın 3,5 milyon euro şöyle. 2,8 alacak olsa. Ee, yok. 2,6 alacak olsa. 2,6. Siz bu 2,6'yı. Ee, yaklaşık 1 milyon 1.2'si diyelim. Yaklaşık 1.2 milyon euro da vergi olarak düşüyor. Yani 3.8'e mal oluyor. Yaklaşık. Yani 2.5 alsa 3.750'ye mal oluyor. O şekilde algılayın. İstediği 2.5 civarında bir para. Yani çünkü o vergi de dahil 3.5'u bulan bir talep. Ama biz bu kadar para veremeyiz. Bizim amacımız şampiyonluk ama ucuz yoldan şampiyonluk. Bu noktada da işte işin içine Jesus olayı giriyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? William Carvalho, Vinicius fark etmez. Bunları almak benim için çok bir önem arz etmiyor. Gerçekten çok bir önem arz etmiyor. Benim için ne önemli biliyor musunuz? Benim için şu eldeki gönderilmesi gerekenler önem arz ediyor. Mesela Max Meyer İnşallah Meyere ne bileyim Lincoln için takasta falan kullanmışızdır. Öyle düşünüyorum. Gustavo. Ya gerek yıllık ücreti gerek yaşlanması gerek çaptan düşmesi. Ozan Tufan. Ozan için de arkadaşlar bazı şeyler bekleniliyor. Onlar halledildikten sonra işler bitecek. Mesut Özil mesela. Keşke para kazandırıp gidebilse. Mesela Pelkas. Bakın şu an Buruma ve Pelkas sol kanat oynayabilir. Sağda Rossi İrfancan oynayabilir. Aslında Fenerbahçe şu anda kanatları dizmiş durumda. Lincoln, Arda Güler merkezde oynayabilir. Crespo, e, Mert Hakan, Sait belki İsmail Yüksek, Muhammed Kymişkaya ortada oynayabilir. İşte Gustavo falan da var. E, ama forvet hattı sıkıntı. Demem o ki Meyer'in, Gustavo'nun, Uzanın, Mesut'un, Pelkas'ın gitmesi bakın yıllık ücret babında bakıyorum aşağı yukarı 9 milyon euro civarında bir yıllık ücretten bahsediyoruz. Üstelik bunlardan da bir 10-11 milyon euro ücret çekebilsen iyi transfer olur. Şimdi Jesus'un talebi üstünde Fenerbahçe 27 yaşındaki serbest orta saha oyuncusu X Eka Çaka diye mi okunuyor acaba? <laughs> Çeka <ama>. mı? <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi Jesus'un isteği üzerine. Bakın bunu bu önemli bir nokta. Jesus'un isteği üzerine Fenerbahçe 27 yaşındaki serbest orta saha oyuncusu için resmi bir teklifte bulunmuş. Jesus'un isteğiyle. Oyuncu menajeri teklifleri dinlemek ve bazı detayları çözmek için yakında İstanbul'a gelecekmiş. Benim bildiğimle Galatasaray görüşüyor diye biliyordum ben ama acaba Galatasaray salça olmak için mi şey yaptık? Transfer marketin elemanını açtım. Şimdi her şey transfer market demek değildir ama hiçbir şey demek de değildir. Lille'in oyuncusuymuş. 10 Kasım 94 doğumlu 27 yaşında 1.86 boyundaki Portekizli orta saha 9 milyon euro piyasa değeri var. Ee, 6 oynayabiliyor yani ön liber oynayabiliyor, 8 oynayabiliyor, Ka sol kanat oynayabiliyor. İki ayağında iyi kullanılan bir isim. Zamanında 10 milyon eurolara görmüş ama 9 seviyesinde gidiyor. Şu anda kulüpsüz. Şimdi 31 maça çıkmış bu sezon. Lig 1'de, Şampiyonlar Ligi'nde, e, Fransa Kupası'nda 4 gol bir asisti var 2135 dakika. Yani 24 maç oynamış, 4 gol bir asisti var. İstatistik iyi ama bazen şu 9 milyon euro'lar falan şişirme oluyor arkadaşlar. Acaba onlardan biri mi bilmiyorum. Şimdi bir de bir yorumum vardı onu sonra söyleyeyim. Dediğim gibi ben Galatasaray'a ilgileniyor diye biliyorum. Forvet'e geçelim. Nassine Trauri'nin menajerlik şirketi sahibine bir kardeşimiz duyumları sormuş. Fenerbahçe duyumlarını. Yani Fenerbahçe'nin ilgisinin olup olmadığını sormuş. hatırlarsınız hatırlarsanız bu Trauri'yi. 21 yaşındaki Şaklar'ın forveti. Şaklar'la sözleşmesi var ama Şaklar oynayamıyor. Biz de güzel bir teklifte bulunmuştuk. Hani bari biz alalım oynatalım diye. Sormuşlar. O da demiş ki hani Fenerbahçe'nin ilgisi var. Bunu yalanlayamam. Ama anlaşma yok. Görüşme var. Anlaşma yok diye. Ben şunu söyleyeyim. Lassine Traore. Bir de bir isim daha vardı. Bir Traore daha var. Bentran Traore. Az sonra onu da konuşayım. Şimdi Lassine Traore ve Bentran Traore. İkisinin ortak özelliği. Her iki futbolcuyla da biz yüzde yüz anlaşmış durumdayız. Bakın çok ilginç bir duyum bu. Dikkat edin. İki futbolcuyla da yüzde yüz anlaşmış durumdayız. Hiçbir pürüz yok. Bugün oyuncular sözleşmesini eline alsalar yarın bizdedir Hatta yarın bile değil. Bugün bizdedir Ancak kulüpleri yanaşmıyor. Mesela Bertrand Traoré için 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor kulübü Aston Villa. Lastila Travura için ise kulübü opsiyon koydurmayı kesinlikle reddediyor. Sadece kiralık gidebilir diyor. Ukrayna'daki savaşın biteceğine inanıyorlar. Şimdi ben diyorum ki Bertrand Traoré 16 milyon euro piyasa değeri 6 Eylül 95 doğumlu 26 yaşında 27 olacak. 1.81 boyunda sağ kanat Burkino Fasolum. Premier Ligi koklamış bu sezon. Oraya Lyon'dan gelmiş. Olimpik Lyon'da oradan oraya Chelsea'den gelmiş. Chelsea'ye Ajax'tan gelmiş. Ajax'a Vitesse'den gelmiş. Vitesse'ye Citesse'den gelmiş. Ya Fransa Ligi. İngiltere Ligi. Hollanda Ligi. Yani 3 farklı ağır ligde oynamış. Bu bize bırakılmayacak kadar iyi bir topçu. e yani Fenerbahçe'nin alamayacağı kadar. Tek şans ne? 10 maça çıkmış 277 dakika. Yani baktığın zaman 3 Dördüncü maça zor çıkmış. Demek ki bir gerileme var. Ama Premier Ligi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bazı futbolculara zor gelir. Özellikle tembel futbolculara zor gelir. Aklınıza ilk kim geliyorsa. Normal yani. Ozan Tufan geldi diye kızmam arkadaşlar. Niye kızayım? Diyen istediği kişiyi düşünsün. Burayı da çözdük mü? Çözdük. Hocam. Istatiz, ihtimal kaç versin? En sonunda konuşayım. Ali Koç geçen sene demişti ki bazı gazeteciler menajerlerden para alıyor. Zahavi ismini de bu gazeteciler gündeme getirdi diye. Aynı gazeteci bu sene de Zahavi Fenerbahçe'ye getirdi. İşte Ersun Yanal için şu kadar süre pazarlık için uzun bir süre falan demiştim. Yani öyle şeyler. Enteresan işler. Zuba Fenerbahçe'ye yazdılar. Zuba Meşhur Forvet Rusya Ligi'nin golcüsü. Biz bunu çok önce konuştuk. Çok önce verdiğin duyumlar şimdi medyada yeni bir duyum gibi algılanıyor. Ben duyumları okuyayım. Siz bakın bakalım biz bunları çok önce konuştuk mu? 1. Zuba Fener'e çok yakınmış. 2. 2 yıllık sözleşme istiyormuş. 3. Menajeri Jorge Mendes oyuncuyu kulüplere önermiş. Bunlardan biri Fenerbahçe'ymiş. 4. Zuba'nın yıllık ücret isteği 1.8-2 milyon euro civarındaymış. Bakın herhangi birini söylemediysen belirtin ha. Yani 4, 5 Fenerbahçe herhangi bir geri dönüş yapmamış. Birçok kardeşim şey diyor ya hocam bak Berisha yardımcı forvet rolünde müthiş. Eğer Berisha Zuba ikisi bir arada oynasın biz beri için felaket tweet sildiririz diyor. Valla Allah'tan ümit kesilmez. Emre Mor mesela. Futbolu unutmuş bir adamdı Emre Mor. Volkan Demir ile coştu. Kim diye bilebilirdi bir kaleciyle coşacağını. Bu arada Emre Mor demişken Emre Mor'la ilgili de sıcak gelişmeler var ama e, sorumlu yayıncılık ilkeleri gereği açıklayamıyoruz. Ama Emre Mor için Fenerbahçe'nin girişimleri sıklaştı diyeyim. Bu daha mantıklı olur. Yarın bir gün, belki de bugün, belki de yarın bir gün kapı açıklaması gelirse ben şaşırmam, siz de şaşırmayın. Olur mu? Bunu da söyledik. Şimdi Zuba eski günlerine döner hocam. Berişa coşar hocam, çok iyi olur şöyle böyle diye. Biz geçtiğimiz senelerde Zuba'yı almak için çok uğraştık. Düzdük, kuyruğuna geldik. Kuyruğundan tuttuk. Ama... İnmeyeceğim de inmeyeceğim. Para da para dedi. O transfer olmamıştır. Şimdi inşallah hayırlısı neyse o olsun. Lastine Traore'yi konuştuk. Yine bir duyumcu arkadaş yazmış. İşte, Türk kulüpleri Lastine Traore'yi transfer etmek üzereler şöyle böyle diye. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Kulübü opsiyon koydurmak istemiyor. Bonservisle satmak istemiyor. Gulübi diyor ki sadece kiralarsanız varım. Çünkü Ukrayna'daki savaş bitecek. Bitecek, bitecek. savaşta bitecek diyor. Bu oh. ama Fenerbahçe diyor ki biz bunu opsiyonlu alalım. Çünkü canavar gibi bir çocuk. işimize yarar. Tarlada tapanda kullanırız diyorlar. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi Igor Pakşao, Erison, Bertrand Traore ve Gabigol. Dört tane isim. Size uygun anlayacağınız dilde bir soru sorayım. Akşao'yu bir kanada. Erison forvet yedeği. Traore'yi diğer kanada. Gabigol'ü de forvete. Yani Gabriel Barbosa'yı da forvete alsak. Ya da Gabriel Barbosa yerine lastiğine Traore de olur. Fark etmez. Ve desek ki transferi kapattık. Yok şeyi de alalım dur. Eee... Akşao kanat yedeği. Erison forvet yedeği. Traore kanat. Barbosa forvet. 4. Ee, William Carvalho'yu aldın. 5. Sol bekede Neydi o elemanın adı ya? En başta konuştuğumuz. Yani Hamaçe'yi aldın. 6. Transferi kapattık dedin. Ben okeyim. Siz okey misiniz? Okeysiniz. Hocam şu Pakşao, Erison, Traore ve Gabigol'den dördünün ikisini almak zorundasın deseler. Ben şunu söylerim. Fakir nanisi Igor Pakşao. Pa X A O yazılışı. Bence fakir nanisi bu. Fakir Gabriel Barbosa'sı. Fakir Gabigol'ü de Erison. Arkadaşlar Erison'u Hulk'a benzetmişler. Sadece bir pozisyonun tekrar tekrar gösterimi sonrasında bakın Hulk gibi güçlü demişler. Emin olun aynı pozisyondan Hasan Ali Kaldırım'ın 700 tane falan vardır. Yani Hasan Ali Kaldırım'dan bahsediyorum. Emin olun Rossi'nin bile defalarca vardır. Gözünü seveyim. O 3 saniyelik 5 saniyelik videoyla çocuğu Hulk'a benzetmeyin. Rica ediyorum. Fakir nanisi Pakşao. Fakir Gabigoli Erison. Zengin nanisi Bertrand Traore. Zengin Gabriel Barbosa'sı da o da ta kendisi. Fenerbahçe bir tane fakir, normalde Fenerbahçe fakir bir takım ama yani yüksek harcamalarından dolayı fakirleşen bir takım. Hadi bir tane fakir seçin, bir tane zengin seçin. Hangisini seçersiniz? Ben bir şey söyleyeyim size. Ben fakir seçecek olsam e, Akşao'yu Kanada seçerim. Zengin seçecek olsam Gabriel Barbosa'yı da Forvet'e seçerim. Yani bir fakir bir zengin. Ama yorumda üyelere sordum bunu. Üyeler diyor ki fakir olarak Erison'u seçerim. Zengin olarak Bertinan Traore'yi seçerim diyor. Buruma, Rossi, Traore. Belki bunların yedeği Valencia olacak. Bilemezsin. Hani belki Ferdi olacak. Belki İrfan olacak. Ama diyor. Böyle bir düşünüyorum. Traore kanatta uçurur bizi diyor. Ha, Traore, o kanat. Böyle bir hayal ediyorum bak. Ferdi önünde Buruma. osayi önünde Traore. Ya Forvet'e beni de koysanız herhalde sezonda 40 tane falan atarım. Hal böyleyken hocam Erison'u biz gol kralı yaparız diyor. Ha Erison'un da istatistikleri çok iyi. Yani az sürede çok gol atmış. Ama ortada böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Bakın 17 Haziran itibariyle yüzde vereceğim. Yani yüzde kaç olabilir? 17 Haziran itibariyle veriyorum bu duyumları. Yanlış anlaşılmasın. Kimseden bir beklentim yok. Sadece duyumlardan ve şahsi yorumlarımdan Yani duyumlarıma, şahsi yorumlarıma dayanarak bu yorumu yapıyorum. Lastine Traore 1, yüzde 1 ihtimal. Ventra Traore bir ihtimal. Zuba %15 diyeyim ki kala kala kimseye kalmazsak en de sonunda Zuba'ya dönüş var gibi. William Carvalho %40. Yanis Hamachi %50 diyelim. Ama şu 1 milyon euro olayı doğruysa %95. İmkanı yok birem. Vinicius Souza %15, William Arao %5, Bruno Henrique, arkadaşlar Bruno ile ilgili sosyal medya çalkalanıyor. Bir 3 ay sakat diyorlar, bir ayağında burkulma var diyorlar, bir, bir hafta sonra tekrar açıklanacak diyorlar, bir başka bir şey diyorlar. Yani benim de sizler gibi kafam karışmış durumda. Biz 3 milyon euroya normalde anlaşmıştık Bruno Henrique'de. Sadece ödemenin taksitli mi peşin mi olacağı konusunda anlaşamamıştık. O da anlaşılmak üzereydi. Diyelim Bruno Henrique'nin sakatlığı ciddi değil. Ben %99 veririm buna. O kadar da eminim. Joe Mario 0. Bakın 1 bile değil. X, Eka ismi. yüzde %1. Ben çok duymadım rezervlik. Bence rezervlik de yüzde bir. Yine yapamayacaklar. Yine başlatamayacaklar. Max Mayer'in gitme ihtimali. Ne bileyim Max Mayer deyince aklıma Lincoln geliyor. Acaba niye geliyor aklıma? Niye, nereden geliyor bilmiyorum. Bence Gustavo'nun gitme ihtimali yüzde bir. Ozan Tufan 99 gitme ihtimali. Mesut Özil %17 falan gitme ihtimali. Pelkas'ın gitme ihtimali Pelkas deneniyor arkadaşlar. Şimdi ee, Jesus'un sisteminde kanat oyuncularının ters ayaklı olması daha eftal Yani sol kanatta oynayan oyuncunun sağ ayaklı olması daha eftel. E bu şartlarda Pelkas gitmez. Ben onu söyleyeyim. Zahavi ilgimiz yok. Berisha Almanya'da birçok kulüple görüştü. Veren en fazla 2,5 milyon euro verdi. Bakın birçok kulüple görüştüm. Veren en fazla 2,5 verdi. Böyle bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama belli mi olur? Belki Jesus da yeni bir kimlik edinir. Kendine gelir inşallah. Fizik falan yapar. Çok da iyi ellere gider. Belli bilinmez. Emre Mor. Emre Mor iyi bir topçum. Bir görüşme de gerçekleştirildi. Ama detay veremiyorum. Ha, benim şahsi fikrime göre %99. Ama yani Pakşao e, Bruno Henrique olmazsa Pakşao'ya gidilecek diye duyum verdim üyelerime. Bir, bir hafta mı oluyor? 6-7 gün oluyor herhalde. 5-6 gün oluyor ya da. Niye hocam dedi. Dedim ki bak Pakşao'yla da görüşüldü. Traor de görüşüldü. Belki de hani onu almak için ona hani şartlar soruldu falan diye ama şu an Pakşao haberlerine dikkat edin. Pa Paik Sao. Erison. Erisun'un aynı şekilde Gabriel Barbosa olmazsa onu alırız. Ya da ikisini birden alırız diye düşündüler. İsimlerden biri şu an Gabriel Barbosa ihtimalle Ben çok uzak görüyorum. Ama yani ee, bilmiyorum ya. Nasıl olur? Nasıl eder? Durum bu. Barbosa Barbosa'yı da yüzde 15-17 falan anca görüyorum. İmkanı yok. Yani gelmesinin imkanı yok ama ee, insan hayallerle yaşamayı seven bir varlık. Ben de öyleyim. Sizler de öylesiniz muhtemelen. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Yani hayallerimiz inşallah gerçek olur. Ne diyeyim yani. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben yolda olacağım. Bana hayırlı yolculuklar. Size de keyifli izlemeler olsun inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.